kolları olarak bir çalışma başlattık. Yani çalışmamız pazar yeri değil, yangın yeri sloganıyla bu çalışmamızı yapıyoruz. Ve bugün Muğla İl Kadın Kolları olarak merkez ilçemiz Menteşe ilçe kadın kolları ile birlikte bu çalışmamızı yürütmekteyiz. Bir emekli maaşının 7500 lira olduğunu düşündüğümüzde acaba vatandaşlarımız geçinebiliyorlar mı? Özellikle saray iktidarının günlük harcamasının 18 milyon olduğu bir yerde empati yapıp vatandaşların, emeklinin yerini acaba düşünebiliyorlar mı? Artık eskiden pazar yerlerinden en ucuz alışveriş yapabilmek için giderdik. Ama bugün vatandaşın erişebileceği noktalarda değil fiyatlar. Geçen sene 15 liraya, 20 liraya taze fasulye alırken bu sene 100 lira. Bamya 100 lira. Börülce 100 lira. Bırakın yani yazın taze bu sebzeleri yiyebilmek şöyle dursun, kışlık ihtiyaçlarımızı bile yapabilmek artık mümkün değil. Yangın yeri gibi bir pazar yeri, hayat pahalı. Günümüzde en ucuz insan hayat kaldı artık. Bütün her şey bitti. Yani ormanlarımız bitti, çiftçimiz bitti, halkımız bitti, her şey bitti. Yeraltı kaynaklarımız bitti. 3 ayda akaryakıda %106 en az zam geldi. Bu dayanılmaz artık. Gerçekten çok zor durumdayız. Yani 1 litre mazot nedir ya? 1 litre mazot ne yapabilir? Biz nereye gidebiliriz? Aldığımız ilaç, gübre, her şey pahalı. Yani sonumuz nereye gidecek merak ediyoruz yani. Yani memura, ne bileyim emekliye zam yapmakla önlenmez hiçbir şey. Ekonomi bu şekilde düzelmez. Ben üretiyorum ama üretemeyeceğiz bundan sonra. Mazotları yapamayacağız. Tarla kirası, gübre parlamız, mazot parlamız. Neyle sürük yapıyoruz? Su parası, elektrik parası nereye gideceğiz? Doğru. Yapmayacağız, yemecekle. Biz müşteriyle karşı karşıya kaldık. Bizim maliyetlerimiz yükseldi. Müşterinin alım gücü düştü. Yani emekli unutuldu zaten. Bugün 7,5 lira maaş alan emekliler var. Emekliler, yani ben gerçekten üzülüyorum, bazen bakıyorlar. Yani oğlum ay sonu getiremiyoruz, ay sonu ne yapacağız biz diyen emekliler var. Bir yandan da üreticinin de maliyeti arttı. Üreticiden biz bir şey bulamıyoruz. Üretimi bırakan birçok çiftçi var. Üretmeyi bırakan çiftçi var. Hani üretmekten vazgeçtiler artık. Bıraklar. Evet. Boş yerler var ya. Boş tarlalar var. Ekilmemiş. Toplanmamış ağaçta meyveler var. Toplanmamış. Çünkü şeyi kurtarmıyor. Çalışan işçinin parasını kurtarmıyor. Geçen gördük. Fıstık amelelerinde aynı. 500 lira fıstık amelesi, 400 liralık fıstık fındık toplamış. Yani zarar ediyor. Zarar edince bırakıyor. Yani öyle çelişkili bir durum var. Yani şu anki halimizden memnun değiliz yani. Kimse memnun değil. Müşteri de memnun değil, biz de memnun değiliz.